Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin ismi Karanlık Tarih. Bu seriye ait videolarda korkunç tarihi gerçeklerden bahsedeceğiz. Tarihte yaşanmış gerçek olaylardan ve bunların karanlık geçmişinden bahsedeceğiz. Serimizin ilk videosu da maskeli balolarla ilgili. Maskeli baloların tarihi ve karanlık geçmişinden bahsedeceğiz. Ancak videoma başlamadan önce yine ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda çok fazla, aşırı derecede mutlu oluyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Evet, eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Maskeli balolar 15. yüzyılda yapılmaya başlanıyor. O zamanlar maskeli baloya karnaval sezonu denirdi. Karnaval 1200'lü yıllarda ortaya çıkan bir Hristiyan geleneğidir. Ve bu Paskalya'dan hemen önce yapılıyordu. Karnaval zamanında büyük bir parti yapılırdı, likör içer yemekler yerlerdi. Paskalya döneminde tüketemeyecekleri yiyecekler ve içecekleri karnaval zamanında büyük bir parti eşliğinde tüketirlerdi. Bu karnavallar aynı zamanda festivaller, törenler gibi büyük gösterileri de içerirdi. Bu gösteriler esnasında insanlar çeşitli kostümler giyer ve maskeler takardı. Yıllar geçtikçe bu gösteriler daha da özenli ve detaylı olmaya başladı ve sonunda karnavallar maskeli baloya dönüştü. İlk maskeli balo Burning Man's Ball 1393 yılında gerçekleşti ve oldukça rahatsız ediciydi. Bu balo Fransa Kralı 6. Charles tarafından düzenlenmişti. Bu balodaki bazı kişiler yanabilir malzemeden kostümler giymişti. Bu kişiler eğer yanlışlıkla yanan meşalenin yanına yaklaşırsa, orada dans ederse yanabilme potansiyeline sahipti. Rahatsız edici olansa bunun insanları eğlendirmek için yapılmasıydı. 16. yüzyılda İtalya'da Rönesans döneminde maskeli balolar yüksek zümreden insanlar için önemli bir etkinlikti. 18. yüzyıla kadar devam eden bu maskeli balolarda müzik, eğlence ve pek çok aktivite düzenlenirdi. Bu oldukça müsrif partiler her zaman akşam düzenlenirdi. Şimdi biraz da insanların neden maske takmak zorunda olduklarından bahsedelim. Maskeli baloda parti esnasında maskeleri çıkarmak yasaktı. Bu balolarda maskenin zorunlu olmasının ana sebebi kişinin kimliğini gizleyebilmek. Gece yarısına kadar kimse kimin kim olduğunu bilmiyor. Böylece kişinin takmış olduğu bu maske kişiye özel bir alan sağlıyor ve daha özgürce, daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Kısacası maske insanları özgürleştiriyordu. Maske takılması aynı zamanda alt kesimdeki insanların yüksek kesimdeki insanlarla iletişim kurmasını da kolaylaştırıyordu. Çünkü maskeden dolayı kimse birbirini tanımıyordu. Ayrıca bu maskeler sayesinde parti esnasında çeşitli oyunlar oynanıyor ve kimin kim olduğuna dair aktiviteler düzenleniyordu. Maskeli balolarda tam 7 farklı maske çeşidi var. Bu maske tipi takan kişinin yanaklarını ve burnunu kapatır. Genellikle değerli taşlar ve tüylerle süslenir. İsmi ise İtalyan tiyatrosundaki karakterlerden birinden esinlenerek konulmuş. Bu tip maskeler genellikle kadınlar tarafından tercih ediliyordu. Bu maske ise genellikle erkekler tarafından tercih ediliyordu. Keskin köşeleri ve kare çene kısmı bulunuyor. Bu maskeye benzeyen versiyonları İtalyan siyasetçilerinin kılık değiştirmek için kullandıkları maskelere benziyor. Bu maskeler aynı zamanda oldukça kullanışlı. Maskenin uç kısmı kişinin suratından uzakta olduğu için rahatça konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor, rahatça nefes alabiliyor. Bu maske tipi ise takan kişinin suratını tamamen kapatır. Kadınların da erkeklerin de çokça tercih ettiği maske tiplerinden biri. Bu maske aynı zamanda maskeli balolarda ve karnavallarda en çok tercih edilen maske. Bu maske takan kişinin kimliğini tamamen gizliyor. Bu maske aynı zamanda Harley Quinn maskesi olarak da bilinir. Aşırı renkli olan bu maskeler
çoğunlukla kafaya takılan renkli aparatlarıyla birlikte kullanılır. Görünüşü oldukça renkli olan bu maskeler palyaçoları anımsatır. Maskeli olduğu bu maskeyi takan kişi Joker karakterini, yani kraliçenin kralın soytarısını canlandırır. Bu maske Venedik maskeli balolarının en önemli, en popüler sembollerinden biri. Bu maskenin büyük bir Gaga'yı anımsatan bir çıkıntısı bulunur. Bu maske aynı zamanda veba doktor maskesi olarak da bilinir. Fransız fizikçi Charles Delorme 16. yüzyılda bu maskeyi takarak hastaları tedavi etti. Bu açıkçası beni en çok ürküten maske. Gerçekten oldukça ürkütücü bir görüntüsü var. Bu maske tipi sadece takan kişinin gözlerini kapatıyor. Burun kısmında ise küçük bir gaga var. Bu maske genellikle koyu renklerde olur ve çoğunlukla süslemesi olmaz. Aynı zamanda bu maskeyi kullanan kişiler genellikle bol siyah bir kostüm giyer. Bu maske biraz Arlecchino'ya benzer, bu da aynı şekilde tüm yüzü tamamen kapar. Palyaço'ya benzeyen bu maske yine ismini İtalyan tiyatrosundaki karakterlerden birinden almış. Evet, maskeli balo ve maske tipleri bu kadardı. Şimdi size bir de hikayeden bahsedeceğim. Daha doğrusu bir şehir efsanesinden bahsedeceğim. Yani internette yer alan bir efsane ve bu veba doktoru maskesi olarak da bilinen maske ile ilgili. Evet, dediğim gibi bu hikaye internette yer alıyor ve söylenene göre doğru. Bu hikayeyi anlatan kadına göre çok tuhaf bir çocukluk geçirmiş. Çünkü her 2 yılda bir taşınıyorlarmış. Ve hiçbir zaman yakın bir yere taşınmıyorlarmış. Her seferinde farklı bir eyalete gidiyorlarmış. Ailesi hiçbir zaman kıza neden taşındıklarını söylemiyormuş. Ve aynı zamanda tuhaf olan şey, kızın hiçbir zaman fotoğrafını çekmiyorlarmış. Ne kızın doğum gününde ne özel bir günde bir anda hiçbir zaman hiçbir şekilde fotoğrafı çekilmiyormuş. Eski döneme ait, çocukluğuna ait birkaç tane fotoğraf varmış, ancak bunu da annesi küçük bir kutuda kapalı bir şekilde saklıyormuş. Ve bu fotoğrafları ona hiçbir zaman göstermemişler. Ve kız sonunda 18 yaşına geldiğinde artık kız annesini karşısına alıyor ve ona soruyor. Neden taşınıyoruz? Ve neden asla fotoğrafımı çekmiyorsun diye annesine sormaya başlıyor. Bunun üzerine annesi üzgün bir şekilde kızına bakıyor ve bilmek istediğine emin misin diyor. Bunun üzerine kız evet deyince annesi kalkıyor ve dolabın içerisinden fotoğrafların olduğu kutuyu çıkartıyor. Kutuda sadece 12 tane fotoğraf var ve çoğunluğu kendisi çok küçükken 1 ile 7 yaşları arasındayken çekilmiş fotoğraflar. Fotoğraflara baktığında arka planda siyahlar içerisinde veba doktoru maskesi takmış bir adamı görüyor. Annesi kızın doğduğundan beri bu adam tarafından takip edildiğini söylüyor. Fotoğraflarda hep çıktığı için artık fotoğraf çekmediğini söylüyor. Sürekli taşımalarının sebebi olarak da yine bunu söyler. Daha sonra yıllar geçiyor ve kız 30 yaşına geldiğinde sonunda bu adamı yakalıyorlar. Tuhaf olan şey ise adam hiçbir şekilde konuşmaz, tek kelime dahi etmez. Polisler onu sorguladığında adam sadece sessiz bir şekilde durur, hiçbir şekilde konuşmaz. Bu sebeple neden böyle giyindiğini ya da neden kızı takip ettiğine dair hiçbir bilgi alamazlar. Evet, hikayemiz bu şekildeydi. Yani dediğim gibi internette yer alan bir hikaye bu. Gerçek mi? Gerçek olduğu iddia ediliyor. Bilmiyorum, artık yorumu size bırakıyorum. Sizin en çok beğendiğiniz maske tipi hangisi oldu? Eğer bir maskeli baloya gidecek olsanız bu anlattığım maskelerden hangisini takardınız? Tercihiniz hangisi olurdu? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.